Almanya'ya giderken Emin Türk işte e, para biriktirdi için kardeşleriyle ilişkilerde falan filan ne istem yoluna koydu. E, ben e, okulu bitirmeden babam söz vermiş okutacağım diye ama e, şöyle bir söz çünkü başka birisini e, okutacak, başka bir öfkeli kızı onu benim eniştem işte o adam halinin. Öksüzlerden bilsin göndermemişler. Küçük kardeşine nikah olsun da ondan sonra göndermişler. Bu da öyle saçma bir şey kabul etmemiş. Ya sonra beğenmezlerse bir yapayım diye. Ondan sonra babam <laughs> e, enişteme de çok kızardı. Doğru bir yerde. ona kızmış. Yahu ben kızımı gönderirim be demiş. Ama sonra da sözünde durmadı. E, adamcağız da hem Türk'te, bu İbrahim' onun olan e, ortaokulun kitaplarını gönderdi sadece Fransa yok içinde. Ben onu babama rağmen tuvaletler dayamın tek üstüne duruyor. soğukla da fiyi da köşede onu ezberledim. Şimdi hiç kimse, mesela bir örnek vereyim, Abbasi Devleti'nin 500 yıl içinde doğup öldüğünü kimse bilmez. Ama ben bilirim, ezberlemişim. <laughs> <laughs> Bakın şiir gibi ezberledim. o şiirleri, o şeyleri yani hepsini ezberledim. Ben sınava çektiler işte ee, şey ST hani çektiler bu orada aslında. Ne ee, söyleyeyim? Almanya'ya gitti. Ben böyle işte hazırlandım. Almanya'dan bir buçuk yıl sonra parası bittiği için siyasal gider falan da bıraktık. Ee, büyük büyük, 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 büyük e, göte Ben bilin, öğrenmiş. Zaten giderken çok çalıştım. Çok da zevkli oldu için i̇şte, e, Baktığını öğreniyor bu. Yani en çok. Ondan sonra döndü. E, genel köye geldi. Daha iş bulamamışken. Köyün bir delisi vardı. Safı vardı. deyip de. E, o bütün genç kızlara e, şey yap, hizmet eder. öyle de, e, ben de ona bir mektup yazdım. Götürme. ver e, Beni okutacaksınız. Ben okumak istiyorum. Babam inşallah da sözünde durmadı. E ben e, tabii onlar e, Beşik diye babam İstanbul'dan gelirken ben arabasını bindim günün dışında. A, arabacı Halil e, bu kız da bana ver. Şimdi avukata verdin. Evoci'ye verdin. Bilmem kime verdin. Bunu da bana ver. Annen de senin olsun demiş. Vermişti. Beşik Yardımcısı olarak. Sahip çıktı. E, başka tane de vardı ama o Neyse şey ilk ilk e, başlayın. Ondan sonra da işte nişan takmaya kalktılar. Ee, ben çok üzüldüm. Fakat babam şeyi bu bir de öfke edince asasını atınca bacağımı Murat mesela. Ben öz öldüreceğim kendimi dedim. Ee, Öldüremezsin cehenneme gidersin dedi ne yapayım da aklımı çeleyeyim babamın diye düşündüm. Eski kitaplardan aldım. E, Dim aldım. E, bazı düşüncelerimi de kendi kattım. E, şey, enişteme sor babamın e, şey e, vahiy e, Cebrail mi getirdi? Şey, e, Çin tarafından getirildi. E, Allah'tan bir iki falan derken cevap verememiş. <laughs> Hocam. Bıra şu dün kızın durmadan kafasını böyle şeylere yormasın diye azarlamış. Şimdi benim geriden. bilerek kendi <laughs> sorularına cevap vermedi dedi ama bu sefer beni tutturdu. Sen çok zekisin okuyacaksın, kürpünde ereceksin. Namaz kıldırıyor bana. Çek yapıyor zaten onun abdestini almasın, namazı kılması için ben sünnetini döküyorum. Ezinden yıkarım, İki elinin arasında dökülecek su. İki şu parmağının arasında. Şurayı kayarsa vurur. Ondan sonra da ben o soğutlarda ayağıma mes verdiğimiz çıplak ayağıma mes verdiğimi biliyorum. Halbuki ayak ay, Şey alınca, evde sanınca. Kardeşim de öyle yapardı. <laughs> öyle e, yalan yanlış. Camiye giderken gelince sofrası hazırlanacak. kahvesi pişecek. Babam annem hiç umurumda değil. Altı küfe yani bir küfe küçük en azından 40 kilo kuru üzüm. Annem de bilemediği için çatır çatır kurutur da üzüm yüzümleri. Her gün de bir kilo iki kilo üzümü ezerim ben. Onu suyun çıkarırım babam ezer şey içer onu. İki günde bir olmaz çünkü e, dinine imanına zarar verilmiş sanırım öyle Annem gelip yardım etmez. Kardeşlerim orada oturur yardım etmez. Ben döverim o 25 kiloluk bir e, işte, havan şey, var. Bakına da meraklı. Dolu evin içi. Bir kol gibi bir şey. kaldırır, Şark diye yapışır. 404 gibi kıvıra kıvıra zor kaldırır. Tekrar indirir falan öyle. Yani işkence işte. Kendisi evet. Neyse, e, ben zehir istmeye verdim. Annem bahçede işte o Bittilerin kökünü kesen süreyen diye uzun furklar e, böcek onun için almıştı biliyordum. Kağıdını asalım sarılmış. Babam da camiye gitti. Gezinceye kadar ölürüm dedim annem yoktu. Yatağını falan çamaşırını falan değiştirdim. E, güzel bir hazırlık yaptım kendime. Onu içtim ve bekliyorum. Ama e, bir e, 4-5 tane kedi yavru sıtırmalamaya başladı mideme. Sapsarı olmuşum, camdan erken geldi, gibi şeyin önünde kadar e, uzun süreli tıfana. Beni görünce korktu. Ne yaptın kendine? Ne yapacağım? Öleceğim, gideceğim Sen de Kurtulacaksın. Kağıt büyürsen cehenneme gideceksin. Ben çocuğum. <laughs> Mesajımı yemedim. Sen cehenneme gideceksin. Dört tane e, dolu çömlek yoğurt var. Bana yaptığın doğ. Geçti sırma diye. Passion götürdü. Harcanacak. Haplamak. Çıkardılar. Sırma ne güzel. Yediğimce sarı ve yemişin çıkıyor. Tam temizlendi ve ben kendimi kaybettim üç gün yapmışım. Eleneceksin diyor. Ondan diğer rotu oldum. da işte eniştemi mad ederek öyle kazandı ve kendisi götürdü işte. Ben onu anlattım, ee, üzerine ipi atlıdan erdi bazı şeylere. İşte beni gece, hemşehrime göndermiyordum. Ee, eşeklere bindik, Nevşehir'e gittik 20 kilometre. Gece kaçtım. İşte o şeyi de anlattım ya, toplandı da. E, meyvenin, e, bir şeyin ağzına e, diktiğim çuvalda, üstümdeydi bir yerimde takımda. E, o woman. kamyon, hiç iki tane kamyon, üç tane kamyon varmış. Nevşehir'den hiçbir şey yok. Ee, başka bir yok o zamanlar. Keçiler önde. E, iki, üç kişi köylü duruyor. Arkada e, da babam bizim işte bu Türkiye'nin sepetler muhabinde burada. Aşağıya inince yukarıya abanıyor. Bana abanıyor. Yukarıya çıkarken açılıyor. Aşağı inerken e, gene abanıyor. Başka çaresi bulamadım. işte, o iğneyi batırınca bir çocuk uçtu aşağıya. E, şey e, uh, uyudu diye uh, şey yaptılar. Neyse çocuk işte oraya geldi oturdu. Uh, dişini sıkıyor bana. Ben de iğneyi gösteriyorum. <laughs> İlk bir cevap edelim de başladı. E, uh, uh, ikinci dünyamda. Neyse Ankara'ya geldi. Otelde oh, bana bir uh, talep çıkmış. Ya yani, o kadar karısı nedense Uh, bir hastalık gibi bir şey ödümde kopuyor. Emin uh, Türk'ü git çağıracak da o beni gelip alacak, götürecek bir uh, yere her şey. Oteli, otel müdürü, otel müdürü ben bana talip olmuş. Eğer uh, mahkeme e, uh, şeysi olsaydı uh, ...verirdin verirdim seni demez um, mi? Otel beğenmemişti. Ya da bize yeri çekeceksin bana dedi. Neyse. Türkiye'de şey yaptı, bir akraba sınıfı, evimde kaldım. Bir ay kadar, son şeydeki kayı biraderim, müzik öğretmeniydi, South geldi. Annesiyle beraber geldi, kurdu, işte ev tuttular. Beni de aldılar yanlarına. Orada işte, birinci sınıfı, iki sınıfı burada oldu. Bu Orada başlangıç sınav verdim. Okula gittim. Okul başlı başına bir zor buldu benim için. Doğru, şehir çocukları, Uh, men yine fakat annemin sandığıyla çıkardığım şeylerin de çok dikkat çekiyordu o atlas çok güzel piyasada olmayan şeyler uh, bu yüzden gittim etek diktim öyle gittim, gittim. o fışı üstü ama güzeldi falan koca söylüyor nereden aldınız bunları bunlar şimdi yok diye işte annemin sandığında sen köylü değil yarın yarım falan diyorum okulu bitirdim İkinci sınavda iki sene okudum. Ama ikinci sene ayrıca uh, bir evde kaldık. Biz genelde üst tarafında bir yerde kaldık. O dönem bir sene kiraya verdik. Orada çok rast Ben övgü Neredeyse bir acayip ürkünüm oldum. Neyse uh, soğuk duşlarla falan falan beni ürkü Ne Benim otumda buldum. sonra da dedi ki ben sen ne olacak okudum köye gideceğim yenilik yapacakmış. Köyün e, yüzlerce yıllık e, kıyafeti oluşmuş kıyafetini değiştirmek mümkün değil ki de e, köylüler matem giysin diye tahmin gönderdi çorap giysin diye. Eğer e, bir çorapsak bir tarihle kalsaydı köylü hepsi ölüyordu. Çünkü o kadar sert bir yerim. Enes şahısları içerisinde o eski şeyi eskir üstüne bir kapsama yapar kapitüne gibi. Onun üstüne 4-5 tane kubaş üst üste yapar ve giyinir. Buralarını da şey. hatta süs bile yapar. 5 <laughs> metreden şalvar yapar. içine de aslanlı uzun bir don yapar. Öyle yaşar ki başka türlü kurtaramaz. Üstelik de dinin bazı kuralları var. Ee, o her gün saçın ıslanması, kadının e, kadını vücudun ıslanması, o soğuğa karşı muazzam bir tehlikedir. Evet. Zaten kadın hastalıklar da çok oluyor. Yani, evet. git ne yapacaksan yap, biraz değişiklik yap. ne diyeyim? Ben adama işte o zaman da Tanrı gibi seviyorum. Ve arkadaşlarıyla bu sabah naliler falan filan. Sabah nali, zıfır bir delikanlı gibi geliyor bana. Bunun yanında. Eee bu onun Alfa hocası gibi geliyor. Her söylediği yerine oturuyor. Ee, ve düşünceleri o kadar geniş ve e, kapsamlı ki e, bana temel işin e, şimdi düşünce tabanını veren o da o zamanda. E, okumayı hiç sevmezdim ben de. Şey bitirdikten sonra işte o kitaplar ezberledim verdim. işin bitti sandım falan. Rast et okumaya bu şeyine gittim. Ondan sonra da kitaplara başladım. Sabah Nazim kitaplarında falan bir de okuma denisi oldu. O ayrıca sanatçı da. Üç bin kitabı vardı köyde. şeyin, kardeşlerin, işte kitabı anneleri, babaların, aile. Bütün her kitapları e, kendi dijitalde bedava alıyor. Türk Dil şeylerini alıyor. parasının hatta e, lokantaya gidiyor da ucuz yiyor kitap alıyor. Rata size benzer bir kitap edinme şeysi kardeşleri iki buçuk direk koyuyorlar ayrıca ayda kitap alıyorlar işte öyle birikim oluyor bana sıkıntılık ediyor vermiyorum hiç neyse ondan sonra kitaba sahip çıkıyorlar ben benim de daha çok sahip çıkıyorlar ben aslında okulu bitirdim gittim köye e, köyde bir yıl şey kaldım elimden geleni de yapmaya çalıştım e, fakat niye kurs alıp şey açıp çocuk bir şeye ...bir araya getirip genç kızların gelinleri öğretmen mümkün. Ne de başka bir şey yap. Neden öğretmenim? Ve ne de çünkü herkes fakir. Gidip de bir metre şey yapıp parçalar için iğne iplik alması... ...yani kurs için bir şey almaları mümkün değil. Ve bir araya gelip de niye alacağız, ne yapacağız? Parçada işlemişiz, elbise yapacağız, giyilecek şey değil ki bunlar... Evet. Onlar düğünlerde bir şal var, bir işini getirir, bir de iç dolu püremleyi getirirse o bir çeyizdir. Yani onunla evlenir ve altın dökerler.